Geçmişe gidiyoruz. 2008-2009 sezonu. Bir Türk, Hidayet Türkoğlu'nun hücumunu sırtladığı Dwight Howard'la birlikte diyelim. Orlando Magic finale kadar çıktı ama finalde Kobe Bryant engeline takıldılar. Sonraki sezon Hidayet Orlando'dan ayrıldı ve Hidayet'le Orlando dönemini kapattık. Sonra tekrar katıldı ama daha yaşlıydı vesaire. Kaybettikleri senenin hemen arkasına gidiyoruz. Normalde Los Angeles Lakers back to back yapmıştı. Yani 2 sene üst üste kazanmıştı. Bunu engellemek adına Hidayet'le Orlando alıyoruz. O takımı rebuild ediyoruz. Onlara bir şampiyonluk kazandırmaya çalışıyoruz. İçeriğimize geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rebuild önerilerinize özellikle de geçmişe gidip geçmişten rebuild edeceğimiz takımları yorumlarda önermenizi bekliyorum. Hemen geçelim. Kadro bu şekilde. Kadrodaki her oyuncu yok. NBA'deki LeBron era'dan faydalandım ve yani her oyuncu yok ama kadronun genel hattı, genel çekirdeği böyle. Dwight Howard 94 overall. Jamir Nelson point guardları 82 overall. Hidayet 82 overall. Rashard Lewis benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Şut stilini vesaire çok seviyordum. 79 overall. JJ Redick zaten belki NBA tarihindeki en iyi 10 şutörden biri falan olabilir sadece şut olarak bakarsak. O da 78 overall. Marcin Gorta var. Mikal Pietrus var. Quinton Richardson var. Çok yaşlı bir Jason Williams var. Vesaire vesaire. Normalde Courtney Lee de vardı. Hatta Hidayet'in bir alley-oop pasını Courtney Lee sayıya çeviremiyordu. Ama oyunda Courtney Lee'yi bulamadığım için Courtney Lee yok. Şimdi bu takımı rebuild edeceğiz. Bu takımın ilk 5'i aslında hazır. Hidayet, JJ Redick, Jamir Nelson, Rashard Lewis, Dwight Howard. İlk 5'te hangi kısma upgrade yapabiliriz bunu düşüneceğiz. Jamir Nelson bana hep böyle ikinci 5'in point guardı gibi geliyor ki zaten oynarlarken Hidayet Türkoğlu biraz o final senesinde point forward gibiydi. Yani top yönlendiren forvet gibiydi. Hidayet Türkoğlu çok playmaker bir oyuncu. Özellikle Dwight Howard'la ikili oyunları bu takımın en önemli hücum silahlarından biriydi. O yüzden Jamir Nelson'ı bench'e çekebilecek bir hamle yapabiliriz. Şimdi önce bakalım takasa ne veriyorlar. Mesela çok yaşlı Jason Williams'ı verelim. Bir de Marcin Gorta'yı verelim. İkinci 5 numaramızın, ikinci pivotumuzun bu kadar iyi olmasına gerek yok. Genç bir oyuncu burada Marcin Gorta ve Dwight Howard zaten sürelerin çoğunu alacağı için ben iyi bir point guard bulmaya çalışıyorum burada. Yani burada bakıyorum point guardlara. Herhangi biri Jamir Nelson'dan iyi mi diyecektim de Steve Nash var. Ama takımı çok yaşlandırmak istemiyorum ya. Çünkü ilk sene kazanamazsak ikinci seneye falan da bakabiliriz. Çok yaşlandırmak istemiyorum. Marcin Gorta ve iki tane birinci tur hakkı. Yani hiç iyi Lamar Odom veriyorlar. Bu da 30 yaşında. Hiç iyi oyuncu yok ya. Yine Steve Nash veriyorlar. İyi oyuncu yok. İyi oyuncu yok ama şöyle yapabiliriz. Şunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bir tane böyle mesela uzaklardan birinci tur versem. Bir tane rotasyon oyuncusu bulup Daniel Gibson tarzı. Ime Udoka'yı mı alsak yoksa? Yok sevmem. Sasha Vujacic. Anadolu Efes efsanesi ve birinci tur geri veriyorlar bize. Sasha Vujacic'i alabilirim. Bakıyorum. Sasha Vujacic'i alıyorum. Hoş geldin. Hem bench'i güçlendirdik. Bir tane oyuncu eklemesiyle. Böyle 9 kişilik bir rotasyon yapabiliriz artık. Red Deadline'a gidip takasın son günde. Bu arada bu adam kim ya? Alan Bibby. Orlando Magic'in koçu Stan Van Gundy'ydi o zaman. Koçu kovalım. 9 kişilik rotasyon yapalım. Takasın son günlerine doğru satılan takımlardan bir şeyler çözmeye çalışalım. Eceredi'nin kalmasını istiyorum. Çünkü o dönemki takım için ya o sistemi bozmak istemiyorum. Dwight Howard tek uzun. Onun yanında 4 tane şut atabilen oyuncu. Eceredi, Jamir Nelson, Rashard Lewis ve Hido. O sistemi bozmak istemiyorum pek. Steve Clifford yardımcı hoca da bu herifi kovacağım ben. Senin yerine tanıdık isimler var. Rudy Tomjanovic var mesela. Şampiyonun yüreğini asla hafife alma lafını literatüre kazandıran adam. Rudy Tomjanovic o var. Frank Vogel var. Genç bir Frank Vogel. Tanıdık bir isme gitmek istiyorum. Lenny Wilkens eski Cleveland'ın gardıdır. Tanıdık isimlerin de özellikler çok kötü. Bu yüzden mecbur. Mike Stafford'u alacağız abi. Mike Stafford'la çok şey başaracağız bu takımda. 9 kişilik rotasyonla biraz gidelim bakalım takıma nereye kadar gidebiliyorlar. Takıma bir gözde gezdirmiş oluruz. Takımın tavanı nedir? Tabanı nedir? Ona bakarız ama çok iyi başlamadığımızı söyleyeyim. Serbest oyuncularda kim var? Ona da bakmak lazım. Bu adamların hiçbiri gerçek değil ya. Antonio Daniels hariç. Hiçbiri gerçek değil. Gerçek olmayan adam da getirmek istemiyorum. Yok ya bu herifleri almayacağım. Mirza Fesenko. Mesela Fesenko soyadlı siyahi bir adam. Enteresan. Almayacağım ya. Free agent'tan adam almayacağım. Hidayet'e Wilson Chandler veriyorlar. Yok. Sağ ol paşa. Yani şampiyonluk kazanana kadar yapacağız bu rebuild'ı ve Hidayet hep takımımızda olacak. Tek kuralımız bu. Evet satılan takımlara bakalım. Takasın son günündeyiz ve çok iyi gitmiyoruz. Mesela bak Rodney Stuckey genç bir oyun kurucu. Bunu kadromuza katabiliriz. Jared Jack. Ya kalsın. Aslında buradan DeMar DeRozan falan çekebilir miyiz ya? Ama DeMar DeRozan'ı ne yapacağız ki? 2 numaraya çeksek DeMar DeRozan'ı. JJ Redick'i kenardan getirsek. O tarz işler olabilir. Luke Ridnour diyor. Michael Beasley diyor. Yok.
Sarmadı bu iş beni. Ya Stephen Curry'yi bana verir misiniz? Bak, untouchable değil Stephen Curry. Stephen Curry için doğru paketi oluşturabilecek miyim bilmiyorum. Ama neden denemeyeyim ki? Ben ne dedim? Şutörler ve Dwight Howard. Sistem buydu o dönem. Bundan daha iyi bir oyuncu olabilir mi Steph Curry'den? Stephen Curry bu sistem için en doğru oyuncu. Gerekirse bütün draft haklarımı veririm lan sana. Yeter ki Stephen Curry gelsin. Sonrasına bakarız. Bir tane daha vereceğim. Zaten draft hakkını kabul etmezlerse başka verebilecek bir adamım yok. Yok, kabul etmiyorlar. Bir anla inanmıştık. Kyle Lowry'yi alabiliriz. 24 yaşında bir Kyle Lowry. Houston Rockets'ta. Kyle Lowry ilk 5 point guardımız olabilir ya. Jrue Holiday. Aklımızda kalsın. Jrue Holiday. Savunması da var bak. Brandon Jennings. O dönemlerin süperstar tarzı bir oyuncu. Yani ilk çaylak senesi ve sonraki senesi hiç fena değildi. Chris Paul. Chris Paul'u bize yedirmezler herhalde ya, değil mi? Selling çünkü satılıyor takım. İyi bir teklife Chris Paul'u aslında ikna eder miyiz ya? Marching Gort'a versek. Şimdi bunu kabul etmiyorsun ama satılan takımlar draft haklarını çok önemsediğini biliyoruz. 4 tane bütün geleceğimizden vazgeçerek, her şeyimizden vazgeçerek Chris Paul'u alamadık. Guys, my favorite point guard, Chris Paul, man. Chris Paul, man. What's up, man? You want Chris Paul? Nah, who are you? Oh. Tamam, diğer seçeneklere gidelim. Jrue Holiday'i çok ucuz bir şey alabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şunu versek, Jamir Nelson'ı istiyorlar, Songa Elie'yi veriyorlar. Jamir Nelson'ı vermeyeyim ben sana. Onun yerine draft hakları vereyim ben sana. Draft hakkı herkes sever be. 3 tane draft hakkına kimse hayır diyemez. Hiç oyuncu vermeden Jrue Holiday'i aldık bak. Çok iyi oldu. Kimseyi vermedik. Holiday'i 2'ye atmayacağım abi. Oradan şeyi bozmayacağım. JJ Redick'i bozmayacağım. Rashard Lewis'i kenardan getireceğim. Yani yeni rotasyonumuz şöyle duruyor. İlk 5 savunma da yapabildiği için Jrue Holiday getireceğim. Jrue Holiday, JJ Redick, Hidayet Türkoğlu, Rashard Lewis, Dwight Howard. Kenardan Jamir Nelson, Marching Gorta, Mikael Pietrus, Sasha Vujacic, Quentin Richardson. Şimdi 9 kişiye indirip Rashard Lewis'ten daha iyi bir 4 numara bulmak. Hedefim bu. Sıradaki hedefim bu. İyi bir 4 numara. Antoine Jameson tarzı. Şutu da olan 4 numara. Üçlük de atan 4 numara arıyorum. Nene mesela üçlük atmıyor. Hidayet'i de 4'e çekebiliriz. Şimdi tekrardan bir de point kartlara değil de şeylere bakalım beyler. Selling takımlardaki. Kevin Love mesela untouchable değilmiş. Gel kardeşim, kaç para alıyorsun? 3 milyon. Ben sana 3 milyon mesela Gortat vereceğim ben sana. Zaten satılan takımsın. Bir tane birinci tur draft hakkı vereceğim. Yetmeyecek tabii sana. Bu yetmeyeceği için ikinci tur draft haklarını vereceğim. Yine yetmeyecek muhtemelen. Başka da bir şey veremiyorum. Şöyle yapabilirim belki. Bir de Pietrus veririm. Sen de bana kötü oyuncularından birini verirsin. Şöyle yapabiliriz belki. Yine yapamıyoruz. Draft hakkım kalmadı. Hepsini Jrue Holiday'a verdik. Galiba bu draft hakkıyla yapabileceğimiz tek şey Antoine James'ına gitmek beyler. Birinci tur veriyor musunuz buna? Birinci tur draft hakkı vermezler diye düşünüyorum bunlara ya. Bunların overall çok düşük. Ama Ben Wallace veriyorlar. Ben Wallace alırım. Ben Wallace'ı birinci tura çevirebilirim. Bak, çevirdim. Matt Bonner ve birinci tur. Matt Bonner'ı alıyorum ya. Matt Bonner iyi de bir şütördür. Kenardan 4 numaradan gelmesini isteyeceğim bir adam. Şampiyonluk tecrübesi var. Matt Bonner'ı alıyorum abi. Bir de birinci turum var. Bir tane daha birinci tur bulabilirsem eğer Kevin Love'a gidebilirim bence. Sasha Vujacic karşılığında birinci tur verir misiniz bana? Şuradan da bana bir birinci tur verin. Bak, veriyor. Artık Kevin Love'a gidebilirim gibi hissediyorum. Grant Hill veriyor lan aslında. Grant Hill veriyor. Grant Hill'i alırım. Grant Hill karşılığında mesela Grant Hill, Marching Gorta. Ne veriyorsunuz? Nene ve birinci tur. Beyler, biraz fazla takas yaptık ama o Kevin Love buraya gelecek. Nasıl olduğu hiç umurumda değil. O Kevin Love buraya gelecek. Sadece Kevin Love için bu kadar takas yaptım. Kafa kafaya Nene, Kevin Love vermiyor musunuz? 1, 2, bir tane daha vereceğim. Ama artık evet diyeceksin. Şunu da vereceğim, evet diyeceksin. 3, Kevin Love. Hoş geldin. Hoş geldin. Sonunda istediğim takımı kurdum ya. Jrue Holiday, JJ Redick, Hidayet, Kevin Love, Dwight Howard. Yine 4 şütör. Bir tane hem hücumcu, çember altından iyi bir uzun, atletik bir uzun, prime uzun. Hem de ya muhtemelen yılın savunmacısı adayı bir adam. Dwight Howard o yüzden çok iyi. Burada da iyi potansiyelli bir gardımız var. Kenardan Jamir Nelson ve Rashard Lewis geliyor. Mikael Pietrus var. Matt Bonner var. 10. adamımız yok. 10. adamımız da olmasın. 9 kişilik rotasyonla sezon sonuna giderim. Bu takım bence şampiyonluk takımı. Şimdi sezon sonuna giderim. 30-24 ile girmiştik şeye, trade deadline'a, takasın son gününe. Bakalım sene sonu rekorumuz ne olacak. LeBron James MVP oluyor. Blake Griffin yılın çayla. Bizden bir yılın savunmacısı gelmedi. LeBron James hak ettiği ödülü aldı. En çok gelişen oyuncu Russell Westbrook, ki finale çıkmadan bir sene önce yanılmıyorsam Hidayet Türkoğlu almıştı bu ödülü. En çok gelişme kaydeden en yaşlı oyuncu olmuştu hatta. Dwight Howard All-NBA ikinci takımında. Nasıl oynamışsın Howard? 19.3 sayı,
14.5 rebound. 14.5 rebound inanılmaz bir seviye. 1.1 top çalma, 2.6 blok. Bence yılın savunmacısı istatistiği. Ama siz bilirsiniz. All defensive birinci takımda kesin vardır ama evet. Yılın savunma birinci takımında var. Kevin Love süperstarımız, ne yapıyorsun? Bu da 15 rebound alıyor. Bu takım rebound vermeyecek herhalde. 14 rebound bu alıyor, 14.5. 15.5 da bu alıyor. 30 rebound alıyorlar birlikte. Amir Nelson 13.6 sayı. Hidayet 11 sayı, 6 rebound, 7 asist diyelim. İşte tam Hidayet'ten istediğim şey bu. Jrue Holiday 13 sayı, 6.6 asist, 1.1 top çalma. Rashard Lewis 10 sayı, %33 ile üçlük. Bence daha iyisi olmalıydı. JJ Redick %46 ile üçlük. İşte bu. İşte bu. Gerisi çok önemli değil. İlk turda rakibimiz Atlanta Hawks. Ve Atlanta Hawks'ta kim var? Al Horford, Josh Smith, Joe Johnson. Aslında o dönemler sevdiğim bir kadro. Izo Joe'ya karşı oynuyoruz. Simcast'la simüle edeceğim maçları. Yakın geçerse atlayacağım ve oynayacağım. Ama ilk maç takımım yakın geçmesine izin vermiyor. Parçalıyoruz Atlanta Hawks'ı. İlk maçta Dwight Howard'dan double double 25 sayı 10 rebound. Kevin Love'dan 20 sayı 8 rebound. Hidayet'ten de 9 asist. Hidayet'ten beklentim takımın en çok asist yapan oyuncusu olması. İkinci maç Atlanta'nın bu seride şansı olmayacak. İkinci maçta JJ Redick Show 13'te 9'da 22 sayısını atmış. Kevin Love ve Dwight Howard double double makineleri. Ve Hidayet de double double yapmış, 12 sayı 13 asistle. Tam kafamdaki basketbolu ortaya koyduk. Öyle bir takım çıkardık. 3. maçta deplasmandayız ve deplasmanda pek iyi oynamadık. Bir tane maç verdik. 4. maça gidelim. Deplasmanda bir tane maç çalalım. Az önceki maç kazaydı diyelim. Bu maç biraz daha yakın geçiyor ama 3-1 yapıyoruz. JJ Redick takımın en skoreri nasıl JJ Redick oluyor ya? Playoff'larda bak 12.6'dan 17.7'ye çıkardı sayı ortalamasını. Playoff'larda bambaşka oynuyor. %53'lükle oynuyor playoff'larda. Dwight Howard playoff'larda 22.5-13 yapıyor. Kevin Love kötü bir maç çıkarmış. 10 sayı 13 rebound. Olsun. Hiç sorun yok K-Love. Haydi beyler, haydi öne geçin. Evet, rahat yani. Yakın geçen maçımız olmadı ve 4-1 ile bir üst tura adımızı yazdırıyoruz. Kevin Love kötü maçını hemen 22-16 ile telafi ediyor. Dwight Howard da 22-14 yapmış. Burada rakibimiz Heatles. Miami Heat. Dwayne Wade, LeBron ve Chris Bosh'lı Miami Heat. Aha, ilk birlikte oldukları sene bu. LeBron'a çakmamız lazım. İlk maç çok istediğimiz gibi gitmiyor. Gerçi fark 1, fark 3. Savunmadayız. Haslam LeBron'a mı çıkaracak? Alırım onu, alırım onu. Mikael Pietrus orada. Hidayet, Dwight Howard. Alışık olduğumuz Aliyup'u bir de burada görelim derken Dwayne Wade nereden geldin oraya? Dwayne Wade bu Aliyup'a izin vermedi. Mario Chalmers top kaybı. Ne yapıyorsun Mario? Ne yapıyorsun? Jamir Nelson gitti bitirdi. Mario Chalmers'ı da hiç sevmem beyler. Ben o takımda daha çok şeyciydim. Norris kolcuydum. Mario Chalmers'ı sevmem. LeBron Hidayet'in üzerine gitti. Jamir Nelson'ın üzerinden sol eliyle bitirdi. LeBron Hidayet'in üzerinden bir tane de Cleveland'dayken game winner atmıştı. Burada da öyle bir şey izlemek istemem. Rashard Lewis perdelerden çıkacak. Haydi iyi perde beyler. İyi perde. İyi perde, Rashard Lewis perdelerden çıkacaktı ama LeBron ona izin vermedi. Rashard Lewis çembere gidiyor. Yalnız spacing'i görüyor musunuz? Spacing yok, görüyorsunuz değil mi? Hidayet geriye çekilerek kaçırdı. Yani o dönemler bile, 2010'ların başı bile çok fazla alan yoktu oynayacak. Uzunlar çember altında olduğu için, sahayı açamadığı için oynayacak alan pek yoktu. Sakin. Aa, top kaybı. Top kaybı hiç yakışmayan top kaybı. LeBron çembere gidiyor. Orta mesafesi kaçırması lazım. Kaçırmadı ve son top bize kaldı. Son top bize kaldı. Son top için Kevin Love ve JJ Redick de oyuna girecek. Ben tabii NBA tarihinin en clutch oyuncularından birine vereceğim. Lakabı Bay 4. Çeyrek. Mr. 4th Quarter. Hidayet'le oynayacağım. Hido gel. Hido gel. JJ Redick'ten yardım var. JJ Redick üçlükte boş kaldı. JJ Redick kaçırdı. JJ Redick kaçırdı. Yapma be. Aslında bomboş kalmıştı. Hidayet doğru pası verdi. JJ Redick kaçırdı. LeBron'a aldır topu. Topu LeBron'a aldır. LeBron'a faul yapmak istiyorum. Al LeBron al. LeBron al, Hidayet hemen faul yap. Güzel, güzel, güzel. LeBron biliyorum ki burada tıkanacaksın. Yok, faul atamayan bir adamsın sen. Tıkanacaksın biliyorum. Molam var mı acaba benim ya? Aşağıda da göremiyorum. Şimdi mola alsam, molam olmazsa sıkıntı yaşarız. Galiba molam yok. Var mı? Galiba molam yokmuş ya. Annem bizden bol bol kozalak, biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa, annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. Bol kozalak, biraz meyve diyorum sana. Hayır, biraz meyve, bol kozalak. Ama nereden göreyim abi? Scoreboard'da yazmıyor ki. Nereden göreyim? Allah belanızı versin ya. Verdiğimiz maça bak. Verdiğimiz maça bak ya. Yazıklar olsun size ya.
Hadi ya. Yazık yazık. Hidayet'le LeBron el sıkışıyor ama. Göreceksin LeBron, göreceksin. Çakacağız sana. LeBron 30 sayı 11 asist yapmış. Hidayet 17 sayı 12 asist. Kevin Love 24-13. Evet, bu maçı satmış gibi olduk. Talihsiz anlar yaşandı. Çok fazla araya vakit girmeden. Yok, bu maçı atlama fırsatım yok. Bu maçı parçaladık. 3. maça gidiyoruz. Bunu da kaybedersek 3-1 oluyor yalnız ha. Burada fark ne olursa olsun atlayacağım. CC Redick perdelerden çıkacak. Kevin Love'dan iyi perde bekliyorum. Dwight Howard, Hidayet sizden de iyi perde bekliyorum. CC Redick perdelerden çıktı. CC Redick'in şut stili çok kötü beyler. CC Redick de hatırlatın, bir daha şut atmayayım. Pompalıyor, bir şey yapıyor topu. Bak. Bu sefer boştum, o yüzden bir denemek için attım ama yani çok kötü. Felaket bir şut stili var. 3.43 kala, 1 sayı öndeyiz. Dwayne Wade pasını verdi Udonis Haslem'a. Udonis Haslem 3 saniye olması lazım. Evet. Drew Holiday ile top getirdik. Drew Holiday garda yedin eklememiz. Hidayet Türkoğlu orta mesafede bomboş. Hidayet Türkoğlu kaçırdı ama Dwight Howard oldu da. Rebound'ı alıyorsun, maçla bitiriyor. Eyvallah Dwight. LeBron bu maçta 35 sayı atmış. 3-1 olursa geri dönüşümüz çok zor. CC Redick Dwayne Wade eşleşmesi. Dwayne Wade faulü aldı. Wade ikinciyi kaçırdı. Güzel güzel. Hido buraya oynarsın. Mario Chalmers'a oynarsın Hido. Kevin Love boşalt burayı. Kevin Love boşalt burayı. Hidayet Türkoğlu gücünü kullandı, fiziğini kullandı ve ters eşleşmeye hücum etti. Aşağı LeBron'a indirmeye çalışacak. İndirtmeyeceğim. İndirttim. İndirttim. Eyvah derim. LeBron da Hidayet'in yaptığının aynısını ters tarafta yaptı. Bir tane Kevin Love'u kullanalım ya. K-Love üçlükte boş. Kevin Love alır almaz üçlüğünü yolladı. Yapma. Yapma. Mario Chalmers perdeyi aldı. Mario Chalmers çembere gitti. Orta mesafesi. Zıpladım orta mesafesine. Ve beraberliği sağlayan şutu attı Mario Chalmers. En iyi iki oyuncumuzdan oynayalım. Hidayet ve Dwight Howard ikili oyunu. Dwight Howard çembere gitti. Sakin sakin. Dwight devril. Dwight smaçla bunu. Dwight bunu smaçla. Turnikesi isabetsiz. Turnikesi isabetsiz Dwight Howard'ın. Pasını verdi LeBron'a. Dwight Howard'ın üzerine gitmesi pek iyi bir karar olmaz. Köşede Mario Chalmers üçlüğünü yolladı. İsabetsiz. Hidayet köşede boş. Sakin bak. Ters eşleşme. Ters eşleşme. Dwight Howard'da. Dwight Howard turnikesi. Dwight ama sok bir şeyi. En iyi oyuncumuz Dwight Howard üzerine oynayalım diyorum. Dwight Howard turnike atamıyor. LeBron Hidayet'in üzerine gitti. Spinini attı. LeBron çok kolay gösteriyor. Drew Holiday çembere gidecek. Drew Holiday çembere gitti. Drew Holiday pasını verdi. Dwight Howard turnikesi bu sefer isabetli. Tekrar beraberliği sağladık. Dwight Howard'la birlikte. LeBron karşısındayım Hidayet Türkoğlu'yla. LeBron Hidayet'i itti. Hidayet ama en iyi savunmasını yapıyor. Yine olmuyor. Bu senelerdeki LeBron'u durdurmak imkansıza yakın. Drew Holiday çembere gidiyor. Drew Holiday turnikesi. Drew Holiday isabetli. Farkı tekrar sıfıra indirdik. Berabere. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama Dwayne Wade oynasın abi. LeBron oynamasın. Mario Chalmers, Ilgauskas'la oynayacak. Oynasın. Mario Chalmers oynasın. Bak LeBron'a indirecekler. İndirtmeyeceğim. Oo, Mario Chalmers üçlüğünü yolladı bu sefer. LeBron'a indirtmemek için her şeyi yaptım. Bu sefer de Mario Chalmers çıktı, ben atıyorum dedi. Hidayet Türkoğlu pasını verdi Kevin Love. Kevin Love köşeden orta mesafesi isabetsiz. Dwight Howard orada. Dwight Howard. Dwight Howard. Boş turnike kaçırdı ya. Olacak iş değil ya. Neler oluyor bu seride, neler oluyor? Şimdi molamız var mı? Plan var mı? Mario Chalmers ilkini kaçırdı. Molan var mı acaba? Mario Chalmers ikinciyi de kaçır lan. Molan var bu sefer, tamam. Olan var. Kevin Love perdeye hızlı. Kevin Love perdeye hızlı. Kevin Love üçlüye. Kevin Love üçlüye alır almaz. Kevin Love üçlüğünü yolladık. Kevin Love kaçırdı. Kevin Love kaçırdı. Seride durum 3-1. Şapkamızı önümüze koyacağız. Biz nerede yanlış yaptık diyeceğiz. Dwight Howard'a güvenerek yanlış yaptık mesela. Dwight Howard footback turnike atamadı. Oo, o nasıl bir ikinci çeyrek? Alo. O nasıl bir ikinci çeyrek? San Antonio Spurs şampiyon oluyor. Tim Duncan finaller MVP'si oluyor. Emekli olan kimse umurumda değil. Draft umurumda değil. Takım opsiyonları umurumda biraz. Kevin Love'ın takım opsiyonunu. Tamam. Her takımdaki herkes bizde. Mikael Pietrus hariç. Mikael Pietrus ihanet etti takıma. Ne kadar paramız var? 2 milyonumuz var. O zaman buraya bakmaya da hiç gerek yok. Player progression'a bakalım. Dwight Howard gelişiyor. Kevin Love gelişiyor. Jamir Nelson, Drew Holiday, Hidayet 7 gelişti diyor da Hidayet geçen sene 82 değil miydi? Herkes gelişti gözüküyor da burada bir hata var. Burada bir hata var. JJ Redick gelişti gözüküyor, gelişmedi. Baksana herkes gelişti gözüküyor. Matt Bonner mesela geçen sene 77 idi. Takasla aldık. Ya ben Kevin Love, Dwight Howard ikilisine güveniyorum hala. Drew Holiday de bir sene daha gelişti diyelim. JJ Redick'ten artık çıkıyoruz. JJ Redick yerine yine aynı sistem. Sadece daha iyi bir şutör. JJ Redick'ten daha iyi bir şutör arıyorum abi. Yok mu? Steve Nash diyor hala ya. Bu sene artık şampiyon olmak istiyorum. Koskoca NBA'de JJ Redick'ten daha iyi şutör yok mu? Jamir Nelson karşılığında ne veriyorlar? Onlara bakalım. Jamir Nelson ve birinci tur desem Eric Gordon da kabul etmedi. Andre Iguodala falan diyor beyler. Bir tek Andre Iguodala diyormuş bu arada da. Andre Iguodala'yı hemen alırım. Haniyesinde alırım lan. Andre Iguodala. Hemen alırım. Artık şampiyonuz beyler. Artık şampiyonuz. Haberiniz olsun. Andre Iguodala'yı
2 numaraya çekerim. Düşsün ya. Overall'da bir düşsün, bir şey olmaz. Jrue Holiday, Andre Iguodala, Hidayet, Kevin Love, Dwight Howard. Kenardan JJ Redick, Rashard Lewis, Matt Banner. Matt Banner'a gerek yok. Matt Banner'dan bir çıkalım. Oo, kimi alacağız peki buradan? Drew Gooden diyor. Tony Allen alacağım. Kenardan bir tane savunmacı. Sadece savunma yapan bir adam geldi. Bir tane daha böyle rol oyuncusu arıyorum ya. Şu olabilir. Şundan birinci tur draft hakkını alalım. Jrue Holiday, Andre Iguodala, Hidayet, Kevin Love, Dwight Howard. Kenardan JJ Redick, Rashard Lewis, Tony Allen, Ernest Collins geliyor bir de. Ama muhtemelen bench'e bir takas daha yapacağım. Takasın son gününde. Takasın son gününe kadar bu kadroyla gidiyoruz ama. Bu arada sezona gayet iyi başladık. Bence bu takım şampiyonluk takımı. Bench'i biraz güçlendirirsem bu takım kesin şampiyonluk takımı. Ne dersiniz bilmem. 40'a 5. 41'e 5. Yani ama playofflar için ben bir rotasyon oyuncusu daha alacağım. Ama ilk 5'i falan bozmayacağım. Takasın son günündeyiz. İnanılmaz bir takımımız var. 2 lavuğu verip bir tane 1. tur draft hakkı verip en iyi gördüğüm oyuncuyu alacağım oradan. Chris Anderson diyor. Richard Hamilton diyor. Bak bak neler neler diyor. Richard Hamilton'ı alayım ya. Şampiyonluk tecrübesidir abi. Detroit'te şampiyon olmuş adam. Richard Hamilton'ı ben 3 numara yapabiliyor muyum? Yapacağım. Tony Allen da 3 numara anasını satayım. JJ Redick'te point guard kenardan. 9 kişilik rotasyonumuz böylece kenardan JJ Redick, Rashard Lewis, Rip Hamilton ve Tony Allen'la birlikte tamamlandı. Tamam. Sezon sonu abi. Sezon sonuna gidelim. Belki rekora bile gideriz şu an. Daha Golden State'in 73-9'u yok diyecektim. Ona da ben konuştuğum için kaybettik ama 72-10'u yapabiliriz. Chicago Bulls'un kırdığı rekoru egale ettik. 72-10. MVP Derrick Rose ama bunlar hiç önemli değil. Dwight Howard. Yılın savunmacısı Dwight Howard. İşte bu. Önemli olan bunlar. 72-10. Dwight Howard tabii ki All-NBA 1. takımda. All-NBA 2. takımda bir Kevin Love var. 22 sayı 14.5 reboundla. Dwight da 18 sayı 14 rebound yapmıştı. Başka da bizden biri yok. Birinci sıradayız tabii ki. Boston Celtics ile oynuyoruz. Boston'da Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal var. Büyük dörtlüleri duruyor hala. Yanlarında da çok yaşlı bir Shaq duruyor. Hadi gidelim o kupayı kazanalım. Son 4-19-93-93. Başlıyoruz beyler. Başlıyoruz. Şampiyonluk senesi. Boston'ın 5 Shaq'a mı? Boston'ın 5'te. Jermaine O'Neal, Shaquille O'Neal ve kimdi o? Kevin Garnett aynı anda sahada. Bu kadar uzun bir 5. Beni nasıl savunacak bilmiyorum. Rondo. Atabilirsin Rondo. Şutu olmayan bir oyuncu. Rondo çembere gidiyor. Rondo çembere gitti. Dwight Howard kesiyor onu. Dwight Howard Kevin Garnett'i bozamadı. Maç berabere. Hidayet çembere gidiyor. Hidayet Kevin Love boş. Kevin Love'ın ayağına attı pası ama Kevin Love ayağından alıp üçlüyü yolladı. 3 sayı öne geçirdi bizi. Alıştık takıma, alıştık artık. Kimsenin şansı yok. İlk sene yapılanma senemizde ama ikinci sene çıktık şampiyonluğu alacağız. Rondo pasını verdi Nate Robinson'a. Nate Robinson Ray Allen perdelerden çıktı. Hidayet elini gösterdi Ray Allen'a. Çok iyi. Çok iyi. Kevin Love rebound'u aldı. Jrue Holiday şimdi Dwight Howard'la ikili oyun oynuyor. Jrue Holiday çembere gitti. Jrue Holiday turnikesi isabetli. Andre Iguodala. Evet onu aldığımı unutmuştum. Andre Iguodala Rondo çembere gitti. Andre Iguodala LeBron gibi panyalayacaktı ama yetişemedi. Andre Iguodala çembere. Andre Iguodala çembere. Andre Iguodala. Nate Robinson'ı posterliyor. Hoş geldin takımımıza, hoş geldin. Ve Shaquille O'Neal'ı da postere sokuyor bu arada. Sadece Nate Robinson değil. Rondo alley-oop'u kaldırdı. Kevin Garnett kaçırdı. Rebound Holiday'de. Hidoyna Ray Allen'ı ittirdi. Hidayet fadeaway geriye çekilerek orta mesafesi isabetli. Hidayet Türkoğlu. Kariyerinde şampiyonluğu olmayan bir oyuncu Hidayet. Ona da bir şampiyonluk kazandırmak istiyorum. O kariyere bir şampiyonluk yakışırdı. Kevin Love. Kevin Garnett'e... savunamadı. Kevin derbisinde kazanan Kevin Garnett oldu. Rolde çembere. Rolde çembere kadar sakin. Sakin. Ah! Rondo topu çaldı. Rondo topu çaldı. Çembere gidiyor. Rejan Rondo çembere gitti. Hidayet! Ne yapıyorsun sen? Hanya'da kesti. Boşaltın. 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 Hidayet Rondo itiyor. Hidayet Rondo itiyor. Hidayet sol omzundan döndü. Turnikesi isabetli. Önce Panya'da kesti. Sonra turnikesini attı ve bu maçı kazandıracak. Bu aşağı indirdi Kevin Garnett'e. Yine Kevin derbisi var aşağıda. Kevin Love kazandı bu sefer bu derbiyi. Iguodala Dwight Howard'dan perdeyi aldı. Iguodala çembere gidiyor. Andre Iguodala. O da reverse smacını vurdu. Fark 9. Kazanıyoruz gibi. Yani geçen seneden ilk 5'te sadece Andre Iguodala farklı. JJ Redick'i kenara çektik. Takımı biraz daha güçlendirdik. Jamir Nelson'dan kurtulduk derim yani. Jamir Nelson'ı kaybettik demem. Jamir Nelson bence o kadar büyük bir eksik değil bizim için. Bu arada daha ilk turun ilk maçı. O yüzden aslında böyle konuşmak için de erken. Şampiyonluk ruhu olan bir takım hissediyorum. Andre Iguodala yani şey derler. Missing piece derler. Tam o kayıp olan parçaydı. Rip Hamilton da var bu arada takımda. Onu görmedik ama o da şampiyonluk tecrübesi getiren bir oyuncu. Hadi bunu da simcast'te simüle edelim. Ama 2-0 olursa artık sim game işine geçeriz. Bu arada iyi bir 3. çeyrek oynamamız lazım. Oynayamadık. 1-1 oldu seriye. Ben biraz erken mi konuştum beyler? Alacağız gibi de duruyor. Alacağız. Tamam. 2-1. Boston'ın ilk çeyrekleri hep önde kapatıyor ama.
İkinci ve üçüncü çeyreklerde geri gelmek durumunda kalıyoruz biz de. İlk çeyrekleri hep bizden daha iyi oynadılar. 3-1 oldu. 4'ü de alalım. Bir üst tura çıkalım abi. Yaşlı Boston Celtics'te daha fazla vakit kaybetmeyelim. Rakibimizi bekleyelim. Son maçta Kevin Love 19-12 yapmış. Dwight Howard 18-17 yapmış. Double-double show bunlardan. Hidayet 6 sayı, 6 rebound, 11 asist. Sadece sayı atması gerekmiyor oyuna destek olabilmek için. Galibiyete katkı sağlayabilmek için. Hidayet'in bu takımdaki rolü biraz daha farklı. Atlanta Hawks. İlk turda elediğimiz takım geçen sene. Bir eklemeleri var mı? Joe Johnson, Josh Smith, Al Horford, Channing Frye, Jeff Teague. Yo, aynı takımlar. Geçen sene ilk turda elemiştik. Şimdi neden olmasın? 6 sayı gerideyiz. 7 sayı gerideyiz. 4 sayı gerideyiz. 2-50. İlk maç kaybetmek çok hoşnut olduğum bir şey değil. Vucevic de burada bu arada. Joe Johnson köşeden üçlüğünü yolladı. Girer girmez farkı 7'ye çıkardı. Ben daha kim sağda kim değil onu görememişken Joe Johnson farkı 7'ye çıkardı. Rashard Lewis üçlükte boş. Rashard Lewis bunlar nasıl şut stilleri beyler ya. Rashard Lewis'in şut stilinin garip olacağını biliyordum ama bu kadar da bilmiyordum. Jeff Teague Jrue Holiday eşleşmesi benim aslında iddialı olduğum bir eşleşme. Bence bize dönük bir eşleşme. Joe Johnson, Andre Iguodala. Andre Iguodala çok iyi savundu orayı. Al Horford'dan Josh Smith'e. Josh Smith'in şutu yok. Jeff Teague'de tekrar top. Tamam ya, her pozisyon için iyi bir savunmacımız var artık. Öyle bir avantajımız var. Özellikle Andre Iguodala eklemesiyle. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Tempo, tempo, tempo biraz. Tempo. Devril Dwight. Devril Dwight. Evet. Smaçla. Ya bu Kevin Love sayesinde alan açıyoruz. Bak Kevin Love köşeye adamını çekmiş. Dwight Howard alley-oop smaçını vuruyor. 4-3-4 bu takım için. Dwight Howard için çok kritik. Joe Johnson step back. Andre Iguodala iyi savundu orada. Fark 5. Joe Johnson Dwight Howard eşleşmesi var. Hadi artık Hidayet Dwight Howard alley-oop'unu görelim burada. Evet. Evet. İnanılmaz bir smaç geldi Dwight Howard'dan. Hidayet alley-oop'unu kaldırdı. Dwight Howard havada pompaladı topu. What? Farkı 3'e indirdi. Tekrar Andre Iguodala ile savunmadayız. Andre Iguodala 2 hücum üst üste kilitledi Joe Johnson'ı. Yine kilitledi. Yine kilitledi. Ne yapacağını bilmiyor Joe Johnson. Channing Frye indirdiler. Andre Iguodala. Andre Iguodala bambaşka bir savunmacı. Yok 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 öyle bir şey. Oo. Kırdı bu şut bize. Rolde tekrar kaldırdı. Tekrar Dwight Howard ama. Ama yani o şut neydi ya? Yine iyi savunma. Yine çok iyi savundu Iguodala. Joe Johnson'ı döndürmüyor. Yok niye faul yapıyorsun ya? 14'e çıktı. Allah belanızı versin ya. Faul yapıyor ya. Yapma abi kendi kendine. 45 saniye kala. Şut saatiyle kalmış 8 saniye. Ne faulü? Neyin faulünden bahsediyorsun? Channing Frye turnikesi isabetsiz. Haydi. Haydi daha çok vakit var. Andre Iguodala çembere gidiyor. Andre Iguodala kendi mi bitirecek? Andre Iguodala. Kötü bir faulcü Andre Iguodala. Kötü bir faulcü, korkuyorum o yüzden. Andre Iguodala ilki isabetli. Oh. Haydi 2'de 2 yeşil attım. Evet. Yine savunacağım. Maç saatiyle şut saat arasında 5 saniye var. Savunacağım. Topu çaldım. Topu çalamadım. Nasıl çalamadım bunu? Resmen elimdeydi top. Sonra molayı alacağız abi. Savunacağız, molayı alacağız. Faul yapmak yok. Jeff Teague. Perdenin altından geçtik. Hayır. Hayır, zıpla. Hayır ya. Challenge da yok ki o dönem. Challenge'layamıyorum da. Olacak iş değil ya. 3 atış Josh Smith. Josh Smith ilkini kaçırdı. Josh Smith. İkinciyi de kaçırdı. Üçüncüyü de kaçır lan bari. Josh Smith üçüncüyü attı. Molayı aldık. 116-113. Üçlük uzatmaya götürür. Hidayet Türkoğlu var elimde. Mr. Ford Quarter. Hidayet Kevin Love ikili oyunu mu yoksa? Hidayet Kevin Love ikili oyunu. Kevin Love üçlükte dur. Kevin Love üçlükte olsun. Kevin Love ikili oyunu uzatmaya gidiyoruz. Eline sağlık Hidayet. Eline sağlık K-Love. 0.2 saniye kala giderim. Çember altında dururum böyle. Alüp falan olmadığı sürece sayı olma ihtimali yok çünkü. Onlar da Josh Smith'e verdi. Yok yok yok, öyle bir süre yok. Biraz simüle edeceğim hafiften. Sayı yok uzatmada. 3.39 sayı yok. 116-116. Hadi bunu bozalım bari. Sayı atamıyorlar ki. Hidayet perdeyi aldı. Hidayet step back. Orta mesafesi. Hidayet Türkoğlu kaçırdı ama Dwight Howard orada tamamlıyor. Eline sağlık Dwight. 32 sayı 10 rebound geldi Dwight Howard'dan. Geçen seneki rezilliklerini unutturması lazım. Andre Iguodala Joe Johnson'ın savunmasında. Güzel güzel, güveniyorum. Andre Iguodala çok iyi savundu şu ana kadar gördüğümüz pozisyonlarda. Buradayım buradayım. Jeff Teague'e çıkardılar. Jeff Teague Jrue Holiday'in ellerinin üzerinden. Ooo Josh Smith. Bir takip smacı da oradan geldi. Hidayet Türkoğlu geriye çekilerek orta mesafesi. Hidayet Türkoğlu. İnanılmaz bir sayı geldi Hidayet'ten. 2.28 kala 2 sayı öne geçirdi bizi. Jeff Teague orta mesafesi. O kaçırdı. O kaçırdı işte. Hadi çıkıyoruz. Hidayet çembere gidiyor. Sakin sakin sakin. Dwight Howard'ı gördük. Dwight Howard. Hadi bu maçı kazandır bize hadi. Hidayet Kevin Love'dan perdeyi aldı. Hidayet orta mesafesi. Haydi Hido. Haydi Hido ya. Bu kritik. 13 sayı 10 asistli bir Jrue Holiday var. Çok iyi savunma. Channing Frye yok 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 yok.
Oha ya. Çok iyi savunduğum pozisyonların böyle bitmesinden çok sıkıldım artık. Hidayet Ceftigi yersin orada. Hidayet Ceftigi yersin. Hidayet Türkoğlu turnikesi isabetle. Son çeyrek ve uzatmada Hidayet taşıyor bize. Ceftik çembere gidecek. Ceftik çembere gitti. Kevin Love zıpladı. Ceftik isabetle. Hidayetten devam abi. Çalışanı bozmam. Çalışan bir sistem varsa bozmamak lazım. Hidayet fake'ini gösterdi. Hidayet Türkoğlu spinini attı. Jrue Holiday üçlükte boş. Jrue Holiday üç dönü yolladı. İsabetsiz. İsabetsiz. Josh Smith çembere gidiyor. Ceftik turnikesi isabetsiz. Son 35 saniye artık. Buradan sayısız dönemeyiz. Hidayet fake'ini yolladı. Joe Johnson zıpladı. Hidayet'in ama staminası kalmadı. Hayır, top kaybolmasın. Hayır, sakın. Sakın. Dwight Howard'ı indir. Dwight Howard oyna. Dwight Howard oyna. Dwight Howard Ceftik'i sok potaya. Hadi Dwight. Haydi Dwight. Haydi Dwight. 11 saniye kala aldık onu. 11 saniye kala. Afiyet olsun Dwight. Joe Johnson da NBA tarihinin en clutch adamlarından biridir. Izo Joe. Izo Joe birebirine oynuyor. Hayır. Perde geldi Izo Joe'ya. Izo Joe çembere gitti. Andre Iguodala harika bir savunma. Harika bir savunmayı ilk maçı kazanıyoruz. Iguodala demiştim ya missing piece diye. Gerçekten savunma katkısıyla mesela LeBron'u geçen sene savunurdu Iguodala. LeBron'u savunurdu Iggy. Hidayet hiç savunamadı. Bu arada Dwight Howard 21'de 18 ile 36 sayı 12 rebound. 3 blok. Prime Dwight Howard'da böyle bir şeydi. 2.56 bir sayı gerideyiz. İlk sene sahaya atladığımızda iyi sonuçlar almadık hiç. Ama ikinci senede sahaya atladığımızda hiç kaybetmedik. Bunu unutmayalım. İkinci sezonda alıştıktan sonra sahaya atlayıp kaybetmedik. Haydi Hido. Hido fake'ini gösterdi. Josh Smith zıpladı. Hidayet Türkoğlu orta mesafesi. Nasıl oldu bu? Hidayet orta mesafeyi kaçırdı. Josh Smith kaçırmadı. Hidayet'in ama bu dakikalara hiç nefesi kalmıyor biliyor musunuz? Hiç enerjisi kalmıyor Hidayet'in. Çok yorgun geliyor. Yo, Jrue Holiday kendi gitti. Jrue Holiday basket faul işte bu ya. Jrue Holiday'den basket faul. Farkı 2'ye indirme şansı Jrue Holiday'den. Hop 2. Hemen geldik. Jrue Holiday bir basket faulle takıma can verdi. Şimdi bir de savunma lazım Jrue Holiday'den ki o da şu ana kadar çok iyi iş çıkarıyor. Vucevic'e mi indireceksin? Vucevic. Arkasında Dwight Howard varken mi oynayacak? Yılın savunmacısı Dwight'ın üzerinden mi oynayacak? Yavaş oynasın biraz ya. Saçmalamayın bu kadar da ya. Hido Ceftigi göm potanın altına Hido. Haydi Hido. Haydi Hido. Seni bir guardla savunamazlar Hido. Joe Johnson çembere gidiyor. Joe Johnson. Andre Iguodala yine harika savunma. Andre Iguodala'dan. Andre Iguodala bu şampiyonluğu aldıracak bize. Andre Iguodala bir daha alley-oop kaldırdı. Kevin Love smaçta bitirdi. Bu maçta Kevin Love 31 sayı 14 rebound yapmış bu arada. Andre Iguodala yine Joe Johnson'ı çok iyi savundu. Iguodala zıpladı Joe Johnson'a. İsabetsiz, isabetsiz. Ama rebound alalım beyler. 2 sayı öndeyiz, burada durdurmamız lazım. Vucevic çember altına gitti. Dwight Howard'ın üzerinden faul aldı. Kevin Love sendeyim. Hidayet'ten harika pas. Kevin Love üçlüğünü yolladı. Kevin Love üçlüyü kaçırdı. Harika oynadığı maçta üçlüyü kaçırdı. Josh Smith Joe Johnson'a verdi. Joe Johnson gelir gelmez attı kaçırdı. Vucevic'e tertemiz blok. İnanamıyorum. Bu düdüğe inanamıyorum. Tertemiz blok geldi Vucevic'e ya. Geç gelen bir düdük zaten. Vucevic 2'de 1 geldi bu sefer. Haydi let's go. Haydi let's go. Andre Iguodala. Andre Iguodala fake'ini gösterdi. Çembere gidecek Andre Iguodala. Andre Iguodala turnikesi kaçırdı. Hadi savunmamıza güveneceğiz. Haydi. Sorun yok. Sorun yok. Al Horford çember altına indirdi. Kevin Love çaldı topu. İşte bu. İşte güveneceğim savunma bu. Jrue Holiday perdeyi aldı. Jrue Holiday çembere gidiyor. Jrue Holiday çembere gitti. Faul düdüğü çıkardı oradan. 10 saniye kala öne geçirme şansı. Jrue Holiday'den 2'de 2 lazım. Jrue Holiday ilki isabetli. Beraberliği yakaladık. Şimdi ikincisi. 2'de 2 Jrue Holiday'den. Yine savunmamıza güveneceğim. Daha önce çok savunduk beyler. Haydi. 4 saniye. 3 saniye. Ceftik. Perdelerden çıkan Josh Smith var. Josh Smith'e zıpladım. İmkanı yok. Kazanıyoruz. Yine kazandırdım. Yine girdim ve kazandırdım. Bu kadar bu iş. Artık atlamak istemiyorum ama bu seriye yeterince atladık ama sürekli yakın maç veriyorlar bana. Atlamaktan başka şansım da kalmıyor. Maçı atlamayacağım. 2-1 oldu seri. Atlanta Hawks bu sene bizi zorluyor. Tamam. Bu maçı kazandık. Nasıl kaybettik lan bu maçı? Beyler 99-91 öne geçtik tamam mı? Joe Johnson'ın üçlüğüne faul yapıldı. Joe Johnson 99-93 yaptı. Boş döndük. Bu arada yani 1.46 kala skor 99-91. 1.5 dakika var ve 8 sayı öndeyiz. Josh Smith orta mesafe attı. Yine boş döndük. Al Horford orta mesafe attı. Bir de faul yaptık Al Horford'un orta mesafesine. Park 1. Howard kaçırdı. Rebound'u aldı. Faul yapıldı. Richard Lewis orta mesafe kaçırdı. Mola aldılar. Kevin Love rebound'u aldı bak. Aslında game winner'ı kaçırıyorlar. Mola alıyoruz, rebound'u alıyoruz.
Kevin Love smaç kaçırıyor. Dönüşünde 5 saniye kala Jeff Teague orta mesafe kaçırıyor. Sonra Jamal Crawford reboundunu alıyor. Ve son saniyede faul yapıyorlar ona. 2'de 2 atıyor, maçı kazandırıyor. 2-2 oldu seri. Ha burada elenmeyeceğim ya. Hayır ya. Yenin şunları ya. Saçmalık oluyor artık. 142-184. Yani bunu yapabiliyordunuz madem. Hidayet 29-12-7. Bunu yapabiliyordunuz. Niye beklettiniz bu kadar? Hadi şurada bitirelim ya. 7. maça gitmesin. Şurada bitirelim. 5 sayı gerideyken atlıyorum. Atlanta'nın sahanın iyiliği gerçek mi ya? Sahanın iyiliğine bak. Hidayet çembere gitti. Hidayet alley-oop kaldırdı. Dwight Howard yine pompalıyor. What? Farkı 3'e indirdi. Pompala Dwight, pompala. What? Jamal Crawford. Evet, geçen maçı aldın ha. Geçen maçı aldın. Bu maçı kesin kazandırmam lazım artık. 7. maç görmek istemiyorum. Joe Johnson aldı. Turnikesi isabetsiz. Andre Iguodala orada çünkü. Hidayet boş. Hidayet orta mesafesi. Hidayet isabetli. Fark 1. Eyvallah Hido. Eyvallah. Hidayet şampiyonlukta çok iyi katkı veriyor. Şampiyon olan ikinci Türk olacak Hidayet. İlkinden çok daha fazla katkısı olacak. O kesin. Yani Mehmet Okur'un Detroit'e verdiği katkıdan daha büyük katkısı olacak. Jrolday çembere gidiyor. Jrolday spin'i attı. Pasını verdi. Dwight Howard smaçta da öne geçtik. Yani iş bana kalırsa bu takımla kaybetmem. Joe Johnson çembere gidiyor. Joe Johnson step back. Dwight Howard blokluyor onu. Jrolday birebir. Birebir Jrolday. Kaldır alley-oop'unu. Ah nasıl oldu bu ya? Andre Iguodala orada. Joe Johnson çembere gitti. Smaçta bitirdi. Gerideyiz. Kevin Love iyi perde. Haydi beyler. Haydi. Haydi beyler, Kevin Love'ı yiperdi. Kevin Love üçlüğünü yolladı. Kevin Love. O da bu sene çok katkı verdi. Geçen sene istediğim katkıyı alamadım belki. Alışma süreci diyelim. Ama bu sene o da istediğim katkıyı vermeye başladı. Josh Smith orta mesafesi. Josh Smith neymiş ya? Dwight'ı Channing Frye savunuyor. Cezayı kesmemiz lazım. Hidayet aşağı indirdi, top kaybı. Top kaybı geldi. Jeff Teague çembere gidiyor. Orta mesafesi. Jrue Holiday ile zıpladık ona. Yok yok. Joe Johnson rebound aldı. Joe Johnson çembere gidiyor. Topu tuttu. Joe Johnson, Andre Iguodala ile zıpladık. Yok. Jrolday çok iyi kullandı. Jrolday çembere gitti. Fake'ini gösterdi. Dwight Howard orada. Her şeyi smaçlıyor Dwight Howard. Prime Dwight Howard. Gerçekten başka seviyesin. Jeff Teague köşede boş lan. Alırım. Aa! Okuduk orayı da. Saha içinde kalamadı Jrolday. Ay bu sefer alamadık da. Ne yapıyorlar bunlar? Prime Barcelona gibi ne yapıyorlar? Sürekli pas veriyorlar. Joe Johnson orta mesafede. Steps var burada. Neyse çalmayın. Çalmayın bu stepsleri, çalmayın. Faul yapacaklar Hidayet Türkoğlu'na. Hidayet de öyle süper bir faulcu değildir ha. Ama burada clutch bir oyuncu olduğu için 2'de 2 atacaktır. 2'de 1'i atacaktır en azından Hidayet. 2'de 0 da iyidir Hidayet. Boşver Hido. Jrue Holiday atla. Mola. Jrue Holiday bambaşka bir adam işte. Topu çaldı. Topa atladım, olayı aldı. Takımda da iyi faulcu Kevin Love vardır ya. En iyi faulcu Kevin Love'dır. Kevin Love at. Kevin Love'dan 2'de 2. Aynen öyle. 2 top. Fark 2 top. Yalnız o Jrue Holiday'in topa atlayıp mola alması belki serinin en iyi hareketiydi. Yok çok uzak lan. Çok uzak lan. Yok öyle bir şey. Hidayet. Hadi az öncekini affettir beydo. Hop. Güm. Şu 1. Şu da 2. 2'de 2 atabiliyormuş Hido. Tamam. 107-101. Kazanıyoruz. Bir üst tura çıkıyoruz. Doğu finalindeyiz. Artık hızlanacağız. Ve bu şampiyonluğu kazandıracağız. Joe Johnson görüşürüz. Paketledik, eve yolladık Joe Johnson'ı. Bu arada bu 55 Crawford Jordan Crawford mu ya? Evet, Jordan Crawford. Jamal Crawford değil abi. 55 numara giyince Jordan Crawford zaten kafamda canlandı. Indiana ile oynuyoruz. Indiana'da kim var? Paul George, J.R. Smith, Danny Granger, Roy Hibbert, Darren Collison. Hepsinin kafası güzeldir bunların. 1-0, 2-0 bunları süpürürüz abi. Bir tane mantıklı adam yok işlerinde. Bir Paul George belki. Tamam, 4-2. Finale bak. Bu yakışırdı. Rebuild'daki ilk cümleler. Orlando Magic'in finale çıkan kadrosu. Los Angeles Lakers, hatta Kobe Bryant engeline takıldı demiştim. Şimdi şampiyon olmak istiyorsak o engeli kendi ellerimizle geçeceğiz. Yani benim kurduğum takımın gerçekteki takımdan çok daha iyi olduğunu burada görüyoruz. Yani öyle bir tokatladık ki ilk maç. 40 sayı fark yaptık. Dwight Howard 28-9. Kevin Love 21-10. Bir de 8 asist. Hidayet 17 sayı 8 asist. Jrolday 16 sayı 10 asist. İkinci maçı kaybettik. Kobe Bryant çıktı, cevabını verdi. NBA finalleri 3. maçı. Yakın geçiyor. Ve 7 sayı öndeyiz. Yine son saniyelerde saçmalık olmayacak değil mi? Tamam, olmadı. Kobe Bryant 38 sayı atıyor, yetmiyor. Finallerde yakın geçen bir maçı atlamak istiyorum. Yani ya biz çok farklı kazanıyoruz ya onlar çok farklı kazanıyor. Baksana şu farka. Fark 5, 2, 16. Atlıyorum lan. Tamam. NBA finalleri 4. maç. Kazanırsak
Seride durum 3-1 oluyor. Haşar Lewis perdeye geldi. Hidayet spinle geçti savunmacısını. Hidayet Türkoğlu çembere gitti. Faul aldı. Basket faul olmadı. 4'e indirdi ve tek topa indirme fırsatı Hidayet Türkoğlu. 15-5-5 yapıyor. NBA finallerinde farkı 3'e indirdi. Kobe'nin karşısında Andre Iguodala. Ya Andre Iguodala herkesin karşısında rahat hissettiğim bir adam. O kadar iyi bir savunmacı ki. Kobe'yi çok iyi savundu burada. Andre Iguodala çok farklı bir seviye. Jrue Holiday çembere gidiyor. Jrue Holiday turnikesi fark 1. Girer girmez hissettirdik. Evet, geçen sene atladığımız maçları kazanamadık. Ama bu sene farklı bir İlker Sırt, farklı bir Orlando Magic var. Kobe Bryant orta mesafesi bu sefer isabetli. Kobe Bryant beni susturdu anında. Hadi Beydo. Hadi Beydo. Orta mesafesi Hidayet çok yorgun ya. Bu adam niye hep bu kadar yorgun? Kobe'yi durdurmamız lazım artık. Kobe kimseye bakmıyor. Her topu kendi atıyor Kobe. Kobe'nin savunmasındayız Andre Iguodala'yla. Kobe çembere gidiyor. Kobe karşısındayım Iguodala. Harika savunma. Kobe topu tuttu. Harika. Harika savunma Kobe'ye yetmiyor ki. Yapma Jrue Holiday. Yapma, buralarda olmaz bu hata. Buralarda olmayacak hatalardan. Derek Fisher orta mesafesi, o da isabetli. Fark 7'ye kadar çıktı. Kevin Love'ı arıyorum. Umarım telefonunu açar. Kevin Love boş. Kevin Love üçlüğünü yolladı. Kevin Love açtı telefonu. 109-113. Kobe çembere gidiyor. Kobe çembere gidiyor. Andre Iguodala harika savunma. Kaçırdı. Rebound bizde. Andre Iguodala çembere kadar götür oğlum. Çembere kadar götür. Spinini attı. Andre Iguodala, Kevin Love boş. Eyvah, Hidayet Türkoğlu step back. Üçlüğünü yolladı. Hidayet kaçırdı. Top çaldık. Dwight Howard bitir. Tamam. Fark 2. Sakın Kobe'yi aldırma. Derek Fisher'a faul hemen. Biliyorum, bir tane kaçıracaksın bana. Çok yorgunsun Derek Fisher. Bir tane kaçıracaksın. Kaldıramıyorsun bu baskıyı. Let's go. Holiday perdeye aldı. Şu Holiday çembere gidiyor. Kobe Bryant savunmasında Kevin Love'ın. Kevin Love 3 dönüyor yolladı. Kevin Love bu sefer olmadı Kevin Love'dan. Seride durum 2-2. Bu sefer uzatmaya götüremedi. Erkeklerle adamların ayrıldığı yer diyebiliriz. 3-34 ve 90-90. 5. maç çok önemli bir maç. Şu Holiday perdeyi aldı. Jrue Holiday çembere gidiyor. Jrue Holiday köşeye. Andre Iguodala ne yapıyorsun lan? Neyse. Andre Iguodala boşsun. Andre Iguodala üçlüğünü yolla. Andre Iguodala üçlüğünü yolladı. Hidayet gel bakalım İdo. Kobe'yi aldı arkasına. Hidayet. Fake gösterecektim lan. Top bizde. Jrue Holiday çembere. Jrue Holiday sen git. Aa, nasıl kaçırdın bunu? Reboundunu aldı. Jrue Holiday. Sakin. Çıkın abi buradan. 3 saniye olacak. Andre Iguodala çembere gidiyor. Kobe. Posterleyemedi Kobe'yi. Ama topu çaldık. Andre Iguodala topu kaptırdı. Ne oluyor? Kaos basketbolu var sahada. Kobe pasını verdi. Lamar Odom köşe üçlü. Lamar Odom kaçırdı. Boşaltın burayı. Burayı boşaltın. Hidayet boş. Ekstra. Sakin. Biri boş. Jrue Holiday boş. Çok kötü aldı topu ya. Topu çok kötü aldı Jrue Holiday. Sakin. Kevin Love boş. Üçlüğünü yolladı. Kevin Love fark aldı. Steve Blake aşağı indirdi Kobe'ye. Iguodala ile karşısındayım. Kobe çok rahat geçti. Hidayet perdeyi aldı. Hidayet çembere gidiyor. Hidayet tek başına çembere gitti. Smaç'la bitirdi. Kevin Love çok yakışıklı ya. Steve Blake hiçbir şey yapamaz. Takım arkadaşına yumruk atan bir itin teki. Steve Blake üçlüğünü yolladı. Steve Blake el üzeri isabetsiz. Hidayet köşeye gitti. Orta mesafesi kayarak Hidayet Türkoğlu. Bir tane Türk finaller 5. maçta çıkıyor ve maçı alacağım diyor. Lamar Odom bomboş çıktı. Lamar Odom üçlüğünü yolladı. İsabetsiz. Hızlı abi. Andre Iguodala'ya faul yaptılar. Yani yap bozun eksik parçasıydı. Burada 2'de 0 atmasına rağmen öveceğim onu biraz. Yap bozun eksik parçasıydı ve finallerde oluyorsak şu an Andre Iguodala'nın savunması sayesinde diyebilirim. Bu arada Jrue Holiday de Kobe'yi çok iyi savundu. Kobe zıplattı ona. Lamar Odom üçlüğünü yolladı. Lamar Odom. Zor bir üçlük. Hadi İdo. Bütün Türkiye ekran başında 2'de 2 için bekliyor. Hidayet Türkoğlu. İlk atışı isabetli. Eller titremiyor. Hidayet Türkoğlu ikinci atışı, bu da isabetli. 102-97. Hidayet bu sefer Lakers'ı yenip şampiyon olma şansı var. Üçlük yok. Andre Iguodala zıpladı Kobe'ye. Tamam Kobe, atıyorsan at. Kobe pas verdi. Hemen tebrik ediyoruz Kobe'yi. Ya saçmalık şutlar sokuyorlar ya. Şöyle şutlarda girmesin ya. İdo. Çok yaptın 2'de 2. Yine bekliyorum. Hop. Şu bir. Haydi İdo. Cedi Osman'a benzemez bu. Hidayet Türkoğlu. 2'de 2 gidiyor. Steve Blake pasını verdi Temple'a. Süre yok artık. Kazanıyoruz.
Kazanıyoruz. 5. maçı kazanıyoruz. 3-2 öndeyiz. 84-84. Son 3-38. Kazanıp şampiyon olma fırsatı elimizde. Kobe Bryant köşeden el üzeri üçlüğü kaçırdı. Güzel. J.J. Redick topu getirdi. Hidayet perdelerden çıktı. Hidayet alır almaz orta mesafesi. Faul de var. Basket faul. Sonunda bana olsun şu ya. Basket faul. Temple'a verdi. Kobe'ye blok geldi Andre Iguodala'dan. Hidayet Andre Iguodala'ya verdi. Andre Iguodala smaçlıyor. Ve 4 sayı öne geçiyoruz. El üstü çok zor şutlar girebiliyor. Ne kadar iyi savunursan savun. Burada ama yine blokluyoruz. Girmesine izin vermiyoruz. Hidayet top aldı. Hidayet üçlükte durdu. Üçlüğünü yolladı. Hidayet Türkoğlu bende diyor. Bende. Sakin diyor. Bende. Hidayet son gücüyle çıkmış bu maça. Steve Blake'i ittiriyor. Geriye çekilerek orta mesafesi de bu yorgunlukta çok zor. Kobe Bryant'ta top. Kobe Bryant fadeaway'ine mi gidecek? Kobe Bryant çembere gitti. Andre Iguodala tokat manyağı yaptı onu. Steve Blake'de kaldı top. Orta mesafesi. Artık eller titriyor. Zordur bu dakikalarda oynamak. Kevin Love çok uzaklardan kaldırdı. Çembere yolladı Kevin Love. Fark 10. Şampiyonluk geliyor. Savunmada yalnız Andre Iguodala. Bad Boy Pistons'taki Ozar Thompson gibi. Herkesi durduruyor. Her şeyi kesiyor. Kobe çembere gitti. Yine blokluyoruz ama. Faul yapıyoruz. Yine blokluyoruz. Baskıyı koşarak geç pasını verdi. Dwight Howard bu sefer turnike atayım dedi. Dwight Howard da Kobe'nin soft dediği bir oyuncu ve acaba Dwight Howard Kobe'den şampiyonluk alsaydı Kobe ona soft diyebilir miydi? Andre Iguodala. En doğru bitme şekli bu. Hidayet Türkoğlu, Dwight Howard alley-oop'u. Nasıl ya? Böyle de değil ya. En doğru şekli kesinlikle bu değil. Hidayet Türkoğlu biraz vakit harca. Yetişemiyor sana. Faul yapmak için yetişemiyorlar sana. Hidayet Türkoğlu'na yetişememek de yani tekerlekli sandalyede falan olman lazım. O Orlando Magic'e ilk senede getiremedik ama ya ilk senede zaten başından söylediğim şey tek senelik rebuild değildi. İlk senede getirmemiz de zordu. Kevin Love şöyle tam sağdan bir tane soksan ya gider ayak. Yok. Kazandık. Steve Blake kutluyor. Hidayet Türkoğlu ona belinden sarıldı. Ne yapıyorsun sen diyor. Sen niye kutluyorsun lan diyor. Pau Gasol üzgün. Kobe'yi görmek lazım. Metal World Peace. Ron Artest dağılıyor. Lamar Odom teselli de. Phil Jackson. Koçların koçu. Yani biraz modern basketbol ayak uyduramamış bir koç ama canı sağ olsun. Mike Stafford kupayı kaldırıyor. Acaba finaller MVP'si kim? Dwight Howard'dır. Kim olacak? Kevin Love olacak hali yok. David Stern rahmetli be ah be. Eski NBA'nin komisyoneri. Dwight Howard'a kupasını verdi ve finaller MVP'liğini Dwight Howard kaldırıyor. Gerçekte bir şampiyonluğu var. Los Angeles Lakers'la birlikte burada da Orlando Magic'le Prime'ında şampiyonluğunu kazandı Dwight Howard. Kerem Efe'nin de dediği gibi chatte. Her yayın şampiyonluk şımardık chat olarak. Bundan sonra böyle. Ne yapıyorsak şampiyon oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenip yeni video önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.